Ay. Öldüm. Ahmet dedim. Yine damage veriyormuş ya. Bir kereliğine korumak için herhalde o. Evet sanırım. O zaman ne diyoruz? Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Kasa Efsun'un 30. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanımda Big Boss Cursor Salih var. Tavukların kralı, Railcraft manyağı. Ve başka ne diye tanımlayabiliriz? Dur, seni buraya TPX yapmam lazım. Lokomotifle ölen adam. Ve sana eşyaların... Başka bir şeyin yok mu senin? Pantolonun nerede? Yok olmuştur o, demiştim. Olabilir. Ben bir gene bakayım. Bu arada şu an seni eve kilitlemiş durumdayım, farkındasın değil mi? Beni kapattı. Evet, yok olmuş sanırsam ama bir tane daha crowbar'ını buldum. Hı. Gel. Kapı yetkileri vereceğim sana şimdi. Şu kapı. Aa, kendine aldın diskoyu. Gel. İki tane daha, şu diğer iki kapı. Adam alışmış ya yalnız yaşamaya. Aynen. Diğer iki kapı dedim. Diğer iki kapıya anahtar verdim. Yeter ya, dışarı çıkabiliyor muyum? Tamam. Tamamdır. Beş tane de anahtarım vardı gerçi. Dursun ondan. Yani kenarda köşede dursun. Ooo, Minecraft görmeye de çok değişmiş. Greg tek. Yok be, değişmedi hiçbir şey. Sadece Greg tek. Hiç bir defa. Bu kadar içeceğim. Greg tek değişiyor. Ya şey, bıraktığında da 1.7 oldu, şu anda da 1.7 oldu. Ama bıraktığında daha stabil bir Minecraft var şu anda. Evet, neye başlıyoruz şimdi? Köftenin projelerine yardım etmeye geldim ben. Aynen. Gel, şuradaki link book. Evi kuracağımız yer. Evi buraya kuracağız. Nasıl? Valla alan çok çalışmaya müsait bence. Aynen. Ve dibi yok. 65 blok su. Daha doğrusu 63 blok su, 2 blok bedrock. Bedrock var yani. Düşünce ölmüyor. Aynen. Yalnız bence aşağıya kadar inmeye kalkışma, boğulabilirsin. Kesin boğulurum zaten. Şansın yok. O zaman? Dalma şampiyonası yaparsın burada. Bedrock'a da yenemedin. Eve geri döndüm ben. Bu arada bölüm arası şey, bir tane de kristal dünyası oluşturdum. Orada da şu kadar kristalimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 stack artı 16 kristal. Gayet güzel bence. Evet Salih, seni dinliyoruz. Mimarımız sensin. Ben LG girdim. Eksi 1000 kara değil şu anda. S1200-1300. Akıyorum. Birazdan gelirsin. Geldin. Şimdi... Ya köftenin belirli bir çizgisi var bir kere. Şu black granitler, quarry bloklar. Bunları koruyacağız. Kullanacağız. O kesin. Yani şuraya şu... üçlü blok değil de 9'a 9 mu yapalım bu orta kısmı? Öyle bir şey konuşmuştuk zaten. 9'a 9, 11. Sana bırakıyorum. Ya yani şöyle, şurada asansör olarak kullanmış bunu köfte. Biz daha farklı bir şey düşüneceğiz. Çok fantastik bir fikrimiz var. Amaçlı olarak. Yok, ağaç fikrinden vazgeçmiştik sanırsam. Yok, ağaç fikri değil de şeyden bahsediyorum ben. İçine senin dışarıdan gelecek misafirlerin gireceği boşluk. Dışarıdan gelen misafir... Ha.
Dört tekerlekli misafirleri mi diyorsun? Evet. Evet. Ray sistemini yukarıya çıkaracağımız bacadan içeri getireceğiz. Aslında şey, evet bir kısmı raylarla geçecek de yakıt taşıyanları rayla taşımak çok mantıklı gelmiyor şu an bana. Onları direkt pipe'la aktaracağım yukarıdan. Ya onlara boşaltım istasyonu olacak yukarısı. Fakat item taşıyanlara bir whoop whoop ya da kendimi taşıyanlara. Fikir bu. Onun dışında çok da fazla bir değişiklik yapmaya gerek yok senin şeyine, tasarımına şu anda. Aslında yani bu tasarım, ana binayı bu tasarımdan gitmek istemiyorum sanki de. Yani iç dizayn falan bu şekilde olabilir belki. Yok yani şu karelerin yanlarına kareleri yapıştırmak gibi bir konsept daha yürüme zaten. Ya şey, planladığın şeyi biliyorsun zaten. Bir tane ortaya büyük bina, yakıt network'ü, enerji network'ü, sıvı depoları şudur budur orada olacak. Yanına ufak ufak binalar, her biri özelleştirilmiş iş. Mesela bir tanesi maden işleme, bir tanesi şu, bir tanesi bu falan filan. Şimdi burası bu kadar geniş ya mesela, sen bu genişliği kullanmıyorsun ki. Evet. Ya, şurada bitse, tamam mı? Yeter. Ney bitse? Şu kare. Şu mu var? Burada bitse yeter sana. Şu üç kare fazla. Anlamadım. Bir tekrar açıkla. Evet, şöyle diyorum bak. Şu şeyleri koymuşsun ya, deraları koymuşsun ya. Evet. Buradan inventory kullanıyorsun. Tamam. Şimdi şu üç kare tamam. Şeyin, sirkülasyon. Hani şuradan çıkıyorsun, şuradan gidiyorsun. Kullanıyorsun burayı. Evet. Şu üç blok hiç kullanmayacaksın bak. Şu alan israfı. Alan konusunda bir sıkıntımız yok ama. Onun farkındasın değil mi? Sıkıntı yok ama çok boş kalıyor. Baksana şuraya. Böyle fakir evi gibi olmuş bu. Anlayayım. Çok boş görünüyor. Peki ya Greg Tech odası o kadar boş mu görünüyor? Ha bak işte. Bu arada Greg şey sıkıntısı var mı onda? Makinelerin belirli yönleri. Sadece alttan veririm, üstten verme falan var mı? O yönleri ayarlayabiliyorsun. Ayarlayabiliyorsan sıkıntı yok. Tasarımı ayarlayabiliyorsun. Hatta dur göstereyim uygulamalı. Bir bak. Şimdi şu an benim baktığım taraf çıkışı. O delik çıkışı. Şu yana ayarladım çıkışı. Ha, döndürebiliyorum. Üste yani. Ayarladım. Altı ayarladım. Bazı makinelerin de bacaları var değil mi? Şeyleri. Buharlı makinelerim var sadece. Bir de multiblock. Ne? Havalandırma deliği. Şey, multiblockların ve eski buharlı makinelerin var. Elektrikli makinelerin çoğunun yok. O çağı atlattın o zaman. Evet, buhar çağını komple atlattım. Hatta buhar makinelerimin hepsini yok ettim. Güzel. Şu an sadece elektrik makineleri var elimde. Mesela bu makineleri kullanmak için de daha farklı bir iç dizayna gideceğiz köpeğiyle. Bu arada mesela şurada birbirine pipe'la bağlı iki tane makine var ya. Bu makineden bir 5-10 tane falan olmak zorunda. Assembling'de direktör çok kullanıyorsun. Ne? Fırın köpek gibi kullanıyorum herhalde. Fırını köpek gibi kullanıyorum evet. Var fırında da bir şey malzememiz pişmekte şu anda. Aynen. Evet, yok. Yani şunları böyle çiçek gibi dizmeni gerektirmeyecek bir şey hazırlarız. Aslında çiçek gibi dizmek biraz gerekli. Rahat ediyorsun değil mi kullanırken? Hem de Greytech'in kablolarında kayıp olayı var. Anladım. Yani bu en verimli yöntem şu an. Hani şey mi diyorsun sen? Elektrik kablosunu ne kadar az kullanırsan o kadar verimli enerji kullanırsın. Aynen. O yüzden de benim yöntem şey, bir tane enerji kaynağı, bir tane ufak enerji deposu, 4 amperlik bir kablo ve çıkış, 4 tane makine. O yüzden tabii yakıt sistemimiz şey. Genel. Aynen. Ve jeneratörlerimiz de şey. Tamam. Ama şey, jeneratörlerin bir blok geriye gizleyebilirim falan, öyle bir şey yapabiliriz.
Yani şu aradaki boşluk olmaz. Böyle bir boşa ihtiyacın da olabilir diye tarafından şeyler için. Bazılarında evet, pipeler için ihtiyacım olabilir. Yes. Gerçi onlarda da alttan geçirebilirim. Alttan geçir ya alttan ne kadar çok geçirebilirsin işte. Inventory cable geçirdiğim takdirde istediğim kadar. Tamam, inventory cable alttan geçirdin. Arkasından da şey geçireceksin. Copper Yo, arkasından değil. Şu ortadan cable. geçiriyorum sadece copper kabloyu. Daha sonra elektrik kablosunu. Bu orta kısmı zaten boş. Şimdi. O zaman şey yaparız. Küp, şu 3'e 3 bir küp alan var ya burada senin Evet. kullandığın. Bunları böyle çat 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 yerleştirebileceğin şeyler olsun. Aralarından da geçebilir. Aynen. Güzel olur. Ona göre bir dizayn diyorsun. Hı. Genişliğini ona göre ayarlayacağız odanın. Şey, bu arada şu Ascent Machine ve Fluid Extractor ikilisi konusunda da planım şu. Cobblestone'la göstereyim hemen. Bir bak. Fluid Extractor, Assembly Machine. Fluid Extractor, Assembly Machine. Fluid Extractor, Assembly Machine. Böyle bir şey düşünüyorum. Şu tam ortasından da kablo geçiyor. Elektrik kaplı. Evet. Bunlar neden böyle durmak zorunda? Şey mi? Araya pay falan mı koyacağım? Şuradan pipe geçiyor. Sıvı pipe. Tabii. Sıvıya koymam gerekecek Aynen. elinde. Çünkü bazı Ascent Machine recipeleri sıvı istiyor ve hani çok farklı sıvı isteyen recipeler var. O zaman biz bir şey yapalım mı? Böyle taşımak için. Dolly. Hı. Dur. Kaybolmuştu orijinali. Oraya ayı. Şey. Barrel taşımayı evet şimdi yapacağız. Tamam, sen Dolly'yi yaparsın. Ben de bir tane yapayım hatta. 5 tane lazım. Şey. Şu dekoratif chest'te. Wooden plankler. Tabii evin her yerinde crafting table olunca. Ay, grafting table. Aynen. Body'miz hazır. Glint aldım ben de. Boş. Aynen. Aa, bu daha buzlar var. Alacağımız. Sen şimdi buzları al, onu bırak. Ya da dur. Buzlar dursun. Buzlarla ne yapacaktın bu arada? Buzları Frostbound yapacağız. Bir Craft'ın dekoratif bloğu. Ha. Suyla çok yakın bir şey var, tekstürü var. Suyla karanın geçişini sağlayacağız onunla. Ha diyorsun şey, kenar kısımlar. Hı. Edge Güzel. oluşturduğumuz zaman. Güzel. Bu arada bir gel. Ama merkezden yapmaya başlayacağız mecburen. O yüzden adresi yok onun. Sana buzların bulunduğu yeri göstereyim şimdi. Shift'e basarak iniyorsun. Arcane Levitator kullanmıştım bunlardan Buzlarımız burada. sen devam et yavrucuğum. Hadi gidelim. Mesela Blast Ne haber lan? Furnace'ı. İşte Domuz bunlar mu seni kapat? besliyor. Gerçi seni şu an onlar beslemiyor. Sen domuzla... Dur, senin domuzların bende. Toprak nasıl değerlendirilmiş şimdi? Şıkla. Ne? Almıyor. Avuç var. Ha. Avuç. Al. Al lan. Benim kafana. Bu arada Havacıklı. eski dostların burada. Vay. Koko.
Fokovuncandır. Gel. Miscraft dünyası. Ha, Aitmert. Tabii seni bir hoş geldin lagı karşılayacak bir şimdi. Gide gele alışır belki ama. Bu arada ben yeri... Yok, karşılamadı. İyiymiş. Herhangi bir şeyle değiştireyim mi yerin şu anki kaplamasını? Stone mu? Evet. Bu stone kalsın, bunu gençliği iyi mi şey için acaba? Baca için. Hı-hı. Uygun gibi gayet. Bir şey test edelim. Şöyle bir 3'e 3 alan... Tankların 3'e 3 herhalde genel olarak. Yo, tanklarım daha büyük olacak da tanklar yanlara doğru gidecek. Tabi tankların şey olmasına gerek yok, içine sığmasına gerek yok. Aynen, tanklar dışarıda olacak zaten. Pipe'lar içten geçecek sadece. Pipe'lar ve elevator track'ler. Şurası elevator track için olsa. Aslında böyle elevator track'leri zaten... dıştan geç... Ya, daha doğrusu pipe'ları dıştan geçirebilirim aslında. Elevator track'leri içten geçirebilirim. Ay şükür. Bence bir sıra daha ekleyip öyle yapalım. Bir dış kat tripler. Bir dış katman mı? Bir kat daha. Aa, pardon. Duruyordum lan neredeyse. Diamond pickaxe'yi buldum. Kaç vuruyor bu? 5. Aklımı aldım. Bu arada şu dekoratif malzemeleri toplayacağım derken kaç pickaxe kırdım, haberin var mı? Adam zengin oldu ya madencilikten. Öyle bir madencilik yaptı ki. Ve 6 stack falan elması var adamın. İşte Greg Tech'in ore jenerasyonu böyle bir şey. Evet. Şimdi senin verdiğin falan da yoktur tabi. Ne? Vent. Extra utility izin verdi. Yok. Extra utilities var mı diye sor. Yok. Yani. Sen kullanmıyorsun extra utilities. Ama cool trade var en azından. Yani. Bu arada sanırım buradan sonrasını bir hızlı çekim şeklinde mi yapsam diyorum. Olabilir. Timelapse mi yapmayı düşünüyorsun? Ne? Timelapse. Aynen öyle bir şey. Yapılabilir. We'll be right back.
Ve en sonunda sanırım bitişini gördük. Daha doğrusu bitmedi hala. Hala kabası bitti. Kabası bitti. Ve sadece merkez binanın kabası bitti. Ya ana sistemlerin burada oldu. Hakikaten. Ve şu anda bir 3 saati rahat geçtik. Sanırsam. O da sanırsam yani. Hani. De güzel oldu. Şuralara quartz glass gelecek. Quartzlar işleniyor şu an. Bunun dur. Salih. Hı. Granit arttırıyoruz. Şurayı fazla döşemişsin. Nereyi fazla döşemiş? Benim bulunduğum yere. Aaa, granit. Ufak bir sıkıntımız var. Biz graniti bitirdik. Granit yok. Hatta ben üstündeki bütün graniti böyle koyayım Bela'da da görsün ben. Tamam, Bela'da da. Dur, gel. Bir saniye. Başta Beral'ı görmüşsünüzdür. Geriye kalan granit anda köftenin üstünde. Bende de... Ha, evet. Kalan granitimiz. Yani şu anda biz çalıştık falan hatırlamıyoruz. Şeyin videonun başını ama siz hatırlayacaksınız. Ben 15-20 dakika geçeyim üstünden izlerken. Hani... yarım saat falandır... sizin gördüğünüz. Yani fazla bir yarım saat falan olmuştu. Ben hatırlarsınız kaç tek olduğunu. Bize söyleyin, biz bilmiyoruz ne kadar harcadığımızı. Biz ne kadar harcadığımızın hesabını tutamadık gençler yani. Hani harcadık, onu biliyoruz sadece. Harcadık yani, o. Yani ondan eminiz. Bayağı bir harcadık. Daha harcanan miktar ne? Tabii. Fazla kırptın sen bunları ya. Ben ne? Hep ikisini bırakıyorum her yerde. Kırp. Bana güven. Dur gel şuraya iki koy. İkinci bir kısmı koyacağım. Neyse. O zaman ne diyoruz? Çıkışı sen yap. Çıkışı ben yapayım. Dur, çatıda yapalım çıkışı. Çıkabilirsin. Ben de geleyim. Bu ne be? Çok kötü tasarlamışım ben burayı. İğrenç. Aynen. Heh. Hadi. Ha, tamam, oradaymışsın. O zaman? O zaman şöyle selfie modunda. Millet. Dur. Bu bölümün sonuna geldik. Gel. Ters dön. Tamam. Çok enteresanmış ya, insan kontrol edemiyor. Millet, bu bölümün sonuna geldik. Bakın size bir sürü şey gösterdik. Uğraştık lan bu binayı yapmak için. 3 saattir uğraşıyoruz diye. Bayağı bir uğraştık. Olmak üzere. Zaten uğraştığımız belli oluyor ve henüz bitmedi. Henüz bitmedi, evet. Siz bunu timelapse'de izleyeceksiniz ama bu timelapse olmadı yani. O zaman ne diyoruz? Yorum yaparken üzmeyin lan bu adamı. Sen de çıkarmışsınız anasını satayım. Ben seni dayanamadım. Yorumlara daldım böyle. Dur. Ne diyecektim? Granitiniz bol olsun. Ege'yi alalım azıcık. Granitiniz bol olsun.